Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Bir gaz şikayeti, şişkinlik bir hastanın habercisi midir? Mutlaka yani bütün sindirim organlarının bu tür gaz ve şişkinlik gibi şikayetlere, hazımsızlık, iştahsızlık gibi şikayetlere neden olması söz konusu. Evet. Yani bunların başında işte gastritler geliyor. Yani midenin iltihabi hastalıkları geliyor. İltihabi hastalıkları bazen bazı virüslere, bakterilere bağlı olduğu gibi midenin kendi salgısı na da bağlı olarak olabiliyor. Uzun süre aç kalmak, mide asidinin mide mukozasına zarar vermesi gibi. Bunun yanında reflü gibi, yani normalde yemek borusuyla mide arasında bir sfinkter vardır. Yani evet, yediğimiz gıdalar geri kaçmaz. Yemek borusuna gelmez. Ancak bazen bu mekanizma bozulabiliyor ve evet, yediklerimiz geriye kaçabiliyor. Yani yemek çalışma sistemi bozuluyor o zaman, değil mi hocam? Sistem bozuluyor, evet, ve midenin aşırı asitli gıdaları yemek borusuna geliyor. Yemek borusunda devamlı tahriş yapıyor ve ister istemez sürekli bir şikayete, rahatsızlığa sebep olmuş oluyor. Hastanın ağzına acı sular gelebiliyor. Gece yatınca bu acı sular gelebiliyor. Göğüs kemiği, sternum dediğimiz kemiğin arkasında devamlı bir yanma olabiliyor. Ve yani bir hazım ve sindirim problemleri başlıyor. Ya da yemek borusunun tam mideyle birleştiği yerde ve batın içine girdiği yerde diyafragma vardır. Diyafragma belli bir oranda orayı sarar. Burada fıtıklar oluşabiliyor. Hiatal herni diyoruz buna. Mide fıtıkları mide diyoruz. Bunlar olduğu zaman da yine ağza yediklerimiz geri gelebiliyor. Acı sular gelebiliyor. Mide muhtevası gelebiliyor. Bir de kalp kriziyle karıştırıldığı söyleniyor. Doğru mudur hocam? Doğru. Çünkü genellikle kalp krizinde de bu sternumun arkasında, yemek göğüs kemiğinin arkasında bir baskı oluyor. Göğüse bir ağır bir şey konmuş gibi, yani diyelim ki 50 kiloluk bir yük konmuş gibi bir his oluşuyor. Bir ağrı oluşuyor. Bununla bu reflüdeki, evet, özofagustaki tahrişe bağlı, yanmaya bağlı ağrılar birbirine karıştırılabiliyor. Bazen kalp hastası gibi hastaneye giriyor. Bazen bir bakıyorsunuz ki yani bir reflüdür, ona bağlı oluyor. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.